Merhaba arkadaşlar, Onurlu Yemeklere hepiniz hoş geldiniz. Size mutfak programları çekebilmek için ta Yeni Foça'ya kadar geldim. Yeni Foça'da bir mutfaktayım. Tanıyacaksınız az sonra konuğumuzu. Bize diğer videolarda rehberlik yapan Aygün Kuru'nun evine geldik. Şimdi o da bize anlatacak, yemeğinden bahsedecek. Ama ne yapıyoruz? Ege'de, İzmir'de Ege yemekleri yapacağız. Yani bütün yapacağımız yemekler Ege yöresine ait olacak. Güzel bir program olacak, ben kesinlikle inanıyorum. Gitgide açtığımızı düşünüyorum arkadaşlar. Şu an inanılmaz heyecanlıyım. Ege yemekleri mesela çok fazla göremiyoruz biz Ankara'da. Bazı otları. Şimdi sürpriz diye söylemiyorum. Bu tür şeyler yok. Yemeklerin adını kendisinden duyalım diye. Evet, yemeğimize birazdan başlayacağız. Merhaba Aygün Kuru. Merhaba, çok teşekkür ediyoruz. Bizi evinize kabul edip mutfağınızı açtığınız için. Ben Foça'da yazlık ev adı altında bir de izin verdi sağ olsun evini çekmemize. Evi de tanıttım arkadaşlar. Böyle güzel bir video oldu. Benim gibi ev gezmesi seven, yemek seven herkes bu videoyu seyretmeli diye düşünüyorum. Bizi takip edin. Neler neler, ne videolar çektik. Bu videoda inanıyorum ki çok seyredilenler arasında olacak. Bugün neler yapacağız? Bugün ana yemeğimiz elbasan tava. Elbasan tava hem fırında pişer hem ocakta olur. Ben bugün fırında pişireceğim. Borcamın içinde yapacağım. İki kişilik yapacağım. Çünkü göstermelik yapacağımız için etimizi çok fazla almadım. Tanıtım olsun diye. Tabii ki kuzu etiyle olur. En büyük özelliği kuzu eti. Kuzu eti olacak. Ve ikinci büyük özelliği de yoğurt olması. Şimdi ben bu yoğurdu bu şekilde satın aldım. Bir de kendim evde yaptığım yoğurdum var. Ben ikisini bir karıştıracağım. Yani organik olsun özelliğinde diye. Tabii yoğurdun içine anlatıyorum şimdi nasıl yapılacağını önden. Katılaşmasını sağlamak için un, nişasta, etin içine de pişerken defne yaprağı, kimyon, karabiber ve zeytinyağıyla, tuzla etimi önceden pişireceğim. Yoğurdun içine de bu nişastayı, unu birer kaşık koyacağım. Bir de yumurta kıracağım içine. Sonra et piştikten sonra bu yoğurtlu malzemeyi içine atacağım. Biraz da bir taşımda kendi beraberinde pişecek fırında. Lezzetli olacağına inanıyorum. İzleyin, görün. Elbasan tava yemeyen vardır arkadaşlar. Belki de duymayanlar vardır içinizde. Evet. Merak ediyorsunuzdur. Ben de sizin kadar heyecanlıyım. Elbasan tava, yani onurlu yemeklerde farklı yemekler yapacağımızı söylemiştim. İşte farklı bir yemek. Elbasan tava. Daha ne olsun? Şimdi ne yapıyoruz? Nasıl başlıyoruz? Şimdi ilk etapta biliyorsunuz et biraz daha geç pişeceği için kuzu etimiz olacak. Tabi diğer etlerden de olabilir malzemeye göre. Ama kuzu etiyle bunun özelliği daha lezzetli olur. Şimdi kuzu etimizi küp küp doğrayacağız. Tamam. Pişireceğiz. Pişirdikten sonra yoğurdumuzu pişmiş etin üzerine koyacağız. Pişmiş etin üzerinde tabii ki ayrı etleri de yoğurdumuzun içine nişastayı, unu, yumurtayı ayrı bir şekilde hazırlayacağız. Hepsini birlikte koyup birlikte pişireceğiz. Birlikte pişirdiğimiz zaman bir 10-15 dakikada pişti mi kıvamına gelmiş olacak. Evet, Aygün Kuru benim yine dünyayı gezdiğim arkadaşlarımdan biri. Birlikte dünyayı gezdik. Ama kendisinin çok farklı özellikleri var. Ben bunlardan da konuşmak istiyorum. Hem iş yapıp hem konuşabilir miyiz? Tabii. Ben korist olduğunuzu biliyorum. Bazen solo da yapıyorsunuz konserlerinizde. Biraz koro çalışmalarından konuşalım mı? Tabii. Ben 13 sene oldu. Buca'da yaşadığım için Buca Belediyesi'nin korosunun üyesiyim. Aynı zamanda özel olarak yine Buca Sanat Grubu'nun kurucularındanım.
Orada da yine aynı bir 10 senelik bir geçmişim var. Korist olarak sololarım da oluyor tabii ki. Güzel bir arkadaşlıklarımız, dostluklarımız oluşuyor oralarda. Herkes zaten sanatla yoğun iç içe. Kimi resim yapıyor, kimi müzikle uğraşıyor, kiminin daha farklı aktiviteleri var. Yani arkadaş ortamımız çok güzel. Benim de böyle bir etkinliğim var. Hayvanseverlerle alakalı bir yine etkinliklerim var. Bu arada 3 kedisi var Aygün'ün. Hayvan sevgisi tabii ki çok fazla. Sokak dostlarına da yemekler birlikte de koyduk birkaç defa. Onlara da ayrıca bakıyor. O takdire şayan bir davranışı var. Nasıl bir şey? Hayvan dostu olmak. Onlara yani sevgi dolu olan her insan bunu zaten isteyerek içinden geldiğince yapar. Yani insan olacaksın yeter ki. Yani insan olursan zaten bu duyguyla o hayvanlara dayanamıyorsun. Dilleri yok çünkü. Onlara yardımcı olmak için sevgini verdin. O sana zaten sevgisini gösteriyor. Karşılıklı sevgi alışverişi yapıyoruz. Böyle yaşamaya çalışıyoruz işte. Ama onlara da duyarlı olmamız lazım. Elimizden geldiğince hele hele yazlıklarda hayvanlar sahipleniliyor, sonra bırakılıyor. Onlar aç kalıyor kışın. Elimden geldiğince kışları gelip mama dağıtmaya çalışıyorum. Üzülüyorum durumlarına. Yani herkes bu kadar duyarlı olsa, bir kap su, yiyecek bırakmış olsa kapısına, bir iki hayvan beslese onlar da mutlu yaşayacak. Çünkü bu dünya büyük dense de aslında çok küçük. Onlarla yani birleşmek, barışmak, bu dünyayı paylaşmak en güzel şey bence. Elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Şimdi öyle ne yapıyoruz? Etimizi doğradık. Şimdi şu an etimizi doğradık. Tabii ben bunu önceden bir tencerede eti bir pişireyim. Defnesini koyayım yani kimyonu koyacağım. Aromasını versin. Bir kendine gelsin. Ondan sonra borcamımızın içine onu yerleştireceğim. Yoğurdu da ayrı gene göstereceğim. Yoğurdunu, içine yumurtasını, nişastasını, ununu koyup ondan sonra da beraberinde fırında pişireceğim. Ben mutfağımda hep zeytinyağı kullanıyorum. Yani Ege'de olup da diğer yağları pek kullanmıyoruz çünkü öyle alıştık. Bu etin içine tabii ki yine de bir zeytinyağı koyayım ki daha lezzetli olsun ve sağlıklı olsun. Maksadım o. Şimdi eti bizi koyacağım. Birlikte hepsini bir kavuracağım yani öldüreceğim, pişireceğim. Soteleme gibi mi olacak önce? Evet, pişecek. Defneyi de atacağım içine. Bir lezzet o zaman. Ha, defneyi bulamayabilirsiniz olur olmaz diye. Yani şart değil ama bu etli yemeklerde defne bir koku veriyor, özellik veriyor. Kimyon da öyle yakışıyor yani. Buna soğan isteyen koyar, istemeyen koymaz. Ben soğan koymadan yapıyorum. Hani bu da bir zevk meselesi. Arzu eden sarımsağını, soğanını koyar. Ama yapmıyorum yani soğanı, sarımsak koymadan yapıyorum. Peki su konuyor mu? Pişirirken su konuyor mu? Yok yok koymuyorum. Susuz olacak. Yok, yok. Şimdi eti piştik. Gel şimdi istersen bir etin bak kendine göre öldüğünü göreceksin. Ticret olduğu için. Gördük. Evet. Öldüyorum şimdi. Bu arada İzmir'deki bütün çekimlerimizde o kadar destek olan insanlar oldu. Onlara buradan bu program aracılığıyla da teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel çekimler oldu. Heyecanla yayınlanmasını bekliyorum. Umarım siz de ilgi gösterirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok keyifli yemek, gezi programları oldu. Tabii Aygün Kuru'ya da çok teşekkür ediyoruz bu konuda. Sağ olsun çok destek oldu. Bekleyin. Muhteşem videolar geliyor. Deniz börülcesi yapacağız. Bu da Ege'ye has çünkü denizde olan bir şey. Ben hiç yemedim deniz börülcesi. Bu salata. Deniz börülcesi haşlayacağız. Haşladıktan sonra onları ayıklayacağız. Sarımsaklı, zeytinyağı yine. Zeytinyağı. Duydum ama hiç yemedim. İlk defa yiyeceğim. Beğeneceğini umuyorum. Yani ben seviyorum. Ülkemizde var aynı zamanda seviyorum. Ege'ye has.
börülcemizde salata ve yemeği oluyor. Bu deniz börülcesi diye geçiyor. Ben seviyorum. Çünkü deniz kenarlarında kumların arasında oluşan bir şey. O var. İlk defa tadacağım. Zaten son aşamada masada arkadaşlar yine size veda ederken yemekleri göstereceğiz. Eminim ki muhteşem şeyler çıkacak. Can atıyorsunuzdur büyük ihtimalle. Ah biz de orada olsaydık. Keşke hepiniz olabilseniz. Ama biz şöyle bir şey konuştuk. Belki yorum yapan seyircilerimizden birkaç tanesini böyle gezilerimize katabilir. Onların videolarımızda olmasını sağlayabiliriz. O yüzden bize bol bol yorum atın arkadaşlar. Pişiyor. Biraz pembeleşmeye başladı. İçine ben defnemi atıyorum ki daha bir güzel lezzetli olsun diye. İki tane veya bir tane yaprak da olabilir. Kimyon bir parça döküyorum. Bunlar zevk meselesi. Daha çok konulabilir, daha az konulabilir. Yalnız mis gibi koktu. Güzel koktu. Karabiberim, tuzum. Ben hep bunları karardak koydum şimdi ama birer çay kaşığı şeklinde olabilir. Çünkü malzemem az olduğu için o şekilde koydum. Daha çok malzeme olduğunda daha fazla. Arzuya göre azaltıp çoğaltabilirler. Evet. Tabii arzuya göre çünkü kimi daha tuzlu yer, kimi daha tuzsuz yer, hasta olurlar, fazla tuzlu yemezler. Yani bunlar hep etken. Şimdi etimiz orada pişerken, demlenirken, pişme haline, kıvamına gelirken biz de burada yoğurdumuzun kıvamını yapalım. İşte benim evde yaptığım, ben yoğurtları organik olsun diye evde yapıyorum. Evde yaptığım yoğurdumdan birazcık koyacağım organikleşsin diye. Tabi öyle olduğu için biraz daha sulu oluyor. Ama bunu tok tutsun diye ben bir de hazır yoğurt aldım. Hazır yoğurtta da ilave yapayım içine. Hazır yoğurtların içinde katkı maddesi olduğu için biraz daha katı oluyor. Tabi katı olsun yemekle çünkü yoğurt pişecek. Bunun özelliği o. O yüzden hazır yoğurttan da koydum. Şimdi ben bunu biraz yoğurdun da içine birazcık tuz koyacağım. Ve özellikleri bir kaşık un. Bu arada bunu karıştıralım. Un daha katı olmasını sağlayacak değil mi? Evet, evet. Bir kaşık un, bir kaşık nişasta. Yani tamamen nişasta da yapmıyoruz. Tamamen un da yapmıyoruz. Yani daha kıvamı denk gelsin diye içine. Daha katı olacak. Evet. Nişastam da burada. Şurada. Çünkü yoğurt şey yaparken yani pişerken sulanacak. Zaten doğal olduğu için de sulu oluyor. Bir kaşık da böyle nişasta. Karıştıracak mıyız onu? Tabii tabii çırpacağım. Bir de bunun içine şey koyacağım. Yumurta. Çok güzel. Çok 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 güzel bir şey oldu. Şimdi şöyle bir yavaştan şöyle bir kıvamını aldırayım. Bu kısmı. Eti her zaman önceden mi pişirmemiz gerekir? Fırında tam olmaz değil mi? Kıvamına geldi. Etin şu an kıvamında. Görmek istersen kamerayla. Tamam, evet, gelelim oraya da. Kapatıyorum onu. Evet, evet. Pişti. Pişti. Şimdi yoğurduma geçeyim. Peki hep kuzu etiyle mi yapılır? Yani başka etimiz varsa, dana etimiz varsa? Yani evde varsa dana etiyle de yapılır ama sert olur. Et, kuzu eti daha lezzetli. Yağlı olduğu için o yağ
lezzetli oluyor, daha lezzetli oluyor. Şey, yumurtaması da ilave ediyorum yoğurdu. Peki tavuklu içine. Olur mu bu? Tavuklu hiç yemedim, olmaz zannetmiyorum. Bu kuzu etiyle olur. Bu elbasan tava. Yani kebaptır bu. Buna yoğurtlu kebap da denir. Yani meze olarak, yemek olarak yenilebilir. Bütün yani, Ege'de yapılır mı bu evet, yemek? Evet, lüks lokantalarda vardır bu yani. Her yerde olmayabilir ama lüks lokantalarda Ege'nin yoğurtlu kebabı, elbasan tava olarak adı. Evlerde ne zaman yapılır elbasan tava? Bunu İzmirliler bilir, herkes bilmez. Yani düğünlerde, bayramlarda yok. Mı olur yoksa yani günlük yok, yemek? Günlük yapılan bir yemek yani bu. Herkesin yediği gibi, bir sarma gibi. Sarma nasıl Ege'de yapılabiliyorsa günlük bir yemektir bu. Ama bunu herkes bilmez. Yani lüks lokantalarda genelde Ege'nin yemeği olarak bilinir. Etimiz pişti. Defneler içinde kalacak mı, alacak mıyız? Kalabilir de yendikten sonra da çıkarılabilir. Bu yani defnenin özelliği etimize lezzet, koku versin diye. Ama biz alacağız herhalde. Alayım, çıkarayım. Hani içinde de yendikten sonra da gözükebilir. Şimdi ben eti borcama alıyorum. Et altta mı olacak? Evet, üstüne o birlikte pişecek zaten. Birlikte bir daha pişecekler yani. Ben şimdi tencerede daha rahat olsun diye tencerede pişirdim. Üstüne de koyup ocakta da pişirebilirdim. Ama fırında pişireyim istedim. Ama zor bir şey değil, güzel değil oluyor mi? Çünkü. Zor değil. Yani yapılabilir. Basit. Mesela ben bunu yapabilirim. Aynen. Basit bir şey. Evet. Yani yoğurt seven için ideal bir şey. Şimdi şöyle etleri yaydım ben buraya. Şimdi bunun içine yoğurdumuzu bir çırpmıştım. Tamam. Yumurtayı koydum, tuzu koydum, nişasta koydum, un koydum. Şimdi yoğurdumuzu üstüne böyle döküyorum. Beraberinde pişecek bu. Ay süper. Peki üstünü süslüyor muyuz bunu? Böyle yani şöyle olabilir, servis için. Bu pişecek zaten kendiliğinden. Fırında pişerken üstü böyle kaymak gibi olacak zaten. Kızaracak yani, nar gibi. Üstleri kızaracak. Yani böyle nane falan filan olmayacak. Ha, olabilir. Dereotu süslemesi yapılabilir. Üstüne servis yaparken ama piştikten sonra. Tabağına alırken. En son aşamada. Evet. Yani pişirirken konmuyor. Yani görüntü olarak sevk için konulabilir. Çok güzel bir görüntüsü oldu ama ya çok sevgili seyirciler, çok değişik bir yemek. Yani ben tadı daha farklı tatları sizle buluşturmayı çok seviyorum. Yani tadı hani benim farklı yaptığım yemekler bilindik yemekler ama ben yine söylüyorum, videolarımda da söylemiştim. Tencere yemeklerinin de bilinmesi gerekiyor. Yani günlük yapabileceğimiz yemekleri de işte videoda ararsınız, bulursunuz. Nasıl yapıldığını merak edersiniz. Herkes yemek bilecek diye bir kural yok. Bir de artık YouTube çok güzel bir mecra. An, istediğinizi bulabilirsiniz. Şu an hazır. Fırınımıza sıcak fırına mı? 180-200 derece sıcaklıkta. Sıcak mıyız? Direkt pişireceğiz. Koyacağım şimdi. Beraberinde pişecek yani. Zaten tamam. Etimiz pişti. Et geç piştiği için fırınımıza bu şekilde atacağız. 180 derece koyacağız. Pişecek bir 15 dakika. Ha, çok az. Tabii yoğurt olduğu için fazla uzun sürecek. O 15 dakikada bitecek yani. Evet, ilk yemeğimizi yaptık arkadaşlar. Elbasan tava. Şimdi ikinci olarak deniz börülcesi yapacağız. Birazdan onun da malzemelerini, tarifini Aygün Kuru'dan alacağız. Tabii malzemeleri aldıktan sonra da yine sohbetimize devam edeceğiz arkadaşlar. Elbasan tavamız fırında. İkinci yemeğimize geçiyoruz. Ne yapıyoruz? Deniz börülcesi. Ben ilk defa yiyeceğim. İlk defa. Yemek değil, salata. Salata yapacağız ama yiyeceğiz sonuçta. Evet, sonuçta yiyeceğiz, salata olacak. Bu da Ege bölgesine ait bir sebze. Herkes bilmez. Bu denizde, sahil kesimlerinde, kumların içinde yetişen bir bitki. Artık bunun nesli tükenmeye başladı. O yüzden şimdi bunun bilincine varmaya başladı köylülerimiz. Koparılmamasını ve çoğaltılması için ellerinden geleni yapıyorlar ve koruma altında artık deniz börülcesi. Buna ek bilgi olarak vereyim. Malzemelerimizden bahsedeyim. Malzemeleri bahsedeyim. Asıl işte ana malzememiz denizde oluşan deniz börülcesi. Bu salat olacak. Sarımsak muhakkak olması olmazlarından.
Limon olmazsa olmazsa çünkü salata isteyen arzu eden sirke koyulacak. Sirke ister koyar ister koymaz ama sirke konulursa daha bir lezzetli olur. Üzüm sirkesi koyacağız. Ha, bu sirkeyi bir de ben kendim yaptım. Her şeyim doğal, organik. Kendim bahçemdeki üzümlerden topluyorum. Kalmış yetiştiremiyorum, bitiremiyorum çünkü. Ondan sirke yapıyorum. Hem eşlerime, dostlarıma dağıtıyorum, veriyorum. Hem de çok lezzetli, hakiki, probiyotik bir sirke. Çok güzel oluyor. Tadına bakan hayran oluyor. Zeytinyağımız da organik. Zeytinyağını da üstüne döktüğümüz zaman çok harika bir lezzet oluyor. Onur Bey tabi buna karar verecek yiyince. Şimdi ne yapacağız önce? İlk yapacağımız aldığımız pazardan aldığımız zeytin bu börülcenin sap kısımlarını yani kötü kısımlarını keseceğiz. Keseceğiz şuraları çünkü çok sert. Anladım. Bunlar haşlanacak. Haşlanınca bunlar böyle temizlenecek böyle. İçi çıkacak, sapları çıkacak. Eğer saplarıyla yapılırsa yenmez, ağzında kalır. Ayıklanacak üstlerinden bu yeşillikleri. Bunlar ayıklanacak. Bu yeşillikleri böyle sıyırdığın zaman haşlandığında böyle sıyırdığında yeşillikler üstünden çıkacak. Dik kısmındakiler atılacak. Temizleyeceğiz ve haşlayacağız. Ama bu kök kısımları biraz daha kök sert olduğu onları. İçin bunları şimdiden keseceğim. Daha sonra yine bu haşlandığında diğer yerleri de ayıracağız. Biraz sert olduğu için ayrılıyor. Dünya gezilerinden bahsedelim. Gezi nedir sizin için? Gezi benim için olmazsa olmazlardan bir şey. Çünkü aşırı derecede dünyayı tanımak istiyorum, görmek istiyorum, bilmediklerimi. Çünkü hayat çok kısa, görmediklerimi, bilmediklerimi anlamak istiyorum. Ve o yüzden de turların vazgeçilmez kişisiyim. Rengarenk turlarda, neşe içinde, değişik ortamlara, yeni arkadaşlar edinmek anlamında olsun, değişik ortamlara girmeyi çok seviyorum. Biraz sert buraları. Kesilmiyor. Aygün'ün bir de kızı var, anne kendisi ve İspanya'da yaşıyor kızı bildiğim kadarıyla. İspanya'ya gitti geldi bu olaydan önce, virüs olayından önce İspanya'ya gitti geldi. O anda pandemi olayında oradaydım. Kapanınca, kapılar denilince 15'inde apar topar Yunanistan üzerinden geldik Türkiye'ye. Bir İspanyol evde değil mi? Evet, İspanyol damadım. Ne güzel, yani Allah bütün annelere evlatlarının böyle güzel haberlerini vermeyi kısmet etsin. Onların yazıları, bahtları, herkesin güzel olsun. Herkes kalbindeki dileğe kavuşsun istiyorum. Kim ne arzu ediyorsa, tabii ki öncelikle sağlık. Sağlık zaten insanların yaşam biçimi olmalı. Sağlıklı olsun. Herkes için söylüyorum. Ülkemize de güzel şeyler gelsin. Şimdi bunu haşlayacağız. Evet. Ondan sonra aslında çok sert kısımlarını ayırdım. Bıçakla dahi kesmem zor oldu. Şimdi bu diğer kısımlarını yıkayıp haşlamaya koyacağım. Yıkayalım. Şimdi daha büyük bir kaba içinde yıkayalım. Tamam. Şimdi ben haşlama aşamasını göstereceğim. Uzun mu? Aslında, uzun mu olacak? Kısa kısa mı? Aslında uzun olarak bırakabilirim bunu. Uzun olacak çünkü sıyrılacak. Sıyrılması tamam. Daha kolay olur. Şimdi yıkama aşamasına geçiyoruz. Daha güzel ayıklamış olurum en azından. Sıyrılır. Çok az bir şey çıkacak. Bu kadar görüldüğü gibi gözüküyor ama ben tanıtmak için bu şekilde aldım. Sıyrılınca lezzetli bir şey olacak ama zor, az yani bir şey yani basit gibi görünüyor ama biraz uğraştırıcı bir yemek çünkü işte ayıklanacak, haşlanacak yani öyle diğer salatalar gibi yıkayayım, doğrayayım değil, hakikaten uğraştırıcı. Bence bu salatanın işte bir yemek gibi, yani bu bir salata değil bana göre, bir yemek gerçekten. Ben öyle düşünüyorum. Evet, hiçbir şey güzel olmuyor. Evet. Ben Ege yemeklerine bayılıyorum. Ege'de yaşayanlar davet edin köyünüze, kentinize, her nerede yaşıyorsanız mutlaka gelip çekimler yaparım. Farklı lezzetleri seyircilerimizle buluşturalım. Ege için söylemiyorum.
doğudan batıya, kuzeyden güneye, her yere bu videomu izleyen bütün arkadaşlar bir mesaj atabilirsiniz, alta yorum yapabilirsiniz. Yörenizin özel yemeklerini ya da yörenizi tanıtmak istiyorsanız bir mesajla mutlaka bize ulaşabilirsiniz. Ve ben de hiç üşenmeden sizlere kadar geleceğim arkadaşlar. Çünkü bu videolarla sizlere çok güzel şeyler vermek istiyorum. Çok güzel yerleri tanıtmak istiyorum. Güzel insanlarla buluşmak istiyorum. Sizlerin de öyle olduğunu düşünüyorum. Ve iyi ki bu güzel kanalda bu güzel insanlarla buluşabiliyoruz. Daha önce de söyledim videolarımda. Bu İzmir gezimde çok insanla tanıştım ve çok güzel insanlarla. Şimdi tencerenin içine böyle koydum, yerleştirdim, saplarını aldım, yıkadım. Biraz suyu üstüne örtünceye kadar koyacağım. Ondan sonra kaynayacak, haşlanacak bu baya. Haşlandıktan sonra soğumaya bırakacağız. Soğuduktan sonra da bunu böyle tipeceğiz, çıkaracağız. Şimdi şu an bakın çıkmıyor. Yani bak kopuyor, kırılıyor. Yani haşlandıktan sonra göstereceğim nasıl. Peki haşlandığını nasıl anlayacağız? Belirli bir süresi var, 10-15 dakika kadar haşlanacak. Zaten işte böyle çektik, bak şimdi biraz önce ben çektim. Yani sıyrılmadı, gelmedi yani. Haşlandı demek. Sıyrıldığında zaten altındaki sap kısmı kalacak, bunlar elime gelecek. Sarımsaklayacağız kalanını, salata şeklinde. Kaç diş sarımsak gerekecek? Şimdi malzemeye bağlı ama burada ben 3 diş veya 2 diş kullanırım. Bir de sevmesine bağlı insanların. Kullanabilirim bu kadar şeye. Sarımsak çok güzel, yiyelim. Faydalıdır tabii. Çok faydalı. Şimdi suyumu koyayım ben. Fazla tuz koymayacağız. Ha, bir de şunu söyleyeyim. Deniz börülcesi denizde olduğu için bir de onun da anlamı. Zaten tuzludur değil mi? Tuzlu zaten. Çünkü deniz kenarında yetişen bir bitki olduğu için kumların üzerinde kendi özünde zaten tuzludur. Şöyle isterseniz bir tadın. Şöyle ucundan bir bakın. Yani taze, uç kısımları taze. Aa evet. Tuzlu. Tuzlu. Tuz olduğu için buna hiç tuz atılmayacak. Rokaya da benziyor değil mi hiç sanki tadı? Yani şu an bak uç kısımları haşlanmadan bile yenilebiliyor. İşte evet. Bunun taze olmasını sağlamak için diğer yerlerini de çıkarabilmemiz için haşlıyoruz. Ve baya baya kendisi de kendinden tuzlu zaten doğal. Vallahi yemek programı yapmanın da böyle güzellikleri var işte. Bilmediğiniz yani. Her şeyi tatma şansınız oluyor. Bilmediğiniz yörelerin yemeklerini tatma şansınız oluyor. İşte böylesine de güzel. Şimdi size haşlanmayı da yakın planda göstereceğim. Gibi deniz börülceleri suda kondu. Birazdan haşlanacak. Size o haşlamayı da gösteririm. O soyulma anını da size gösteririz. Ondan sonra da salatamıza geçeriz. Deniz börülcemiz de bu arada haşlanıyor. Denemek için olmuş mu diye şöyle ucundan birazcık koparacağım. Evet olmuş. Şimdi bunu kapatabilirim. Soğumaya bırakacağım. Soğuduktan sonra temizleyeceğim. Temizlemesini de göstereceğim sizlere. Evet, börülcelerimiz haşlandı. Şimdi ayıklayacağız onları. Şimdi nasıl ayıklandığını göstermek istiyorum. Çünkü bunu bilmiyorlar. Mesela haşlayıp bu şekilde yemeye kalkıyorlar. O yüzden börülcelerimiz şu şekilde göstereyim. Haşlandı. Bu sap şeklinde bakalım böyle denk geliyor. Şuralarından tutup böyle sıyırıyoruz. Şöyle bakın sapları çıkıyor. Bu yine diğer bir bölümü. Böyle tutup taze olan kısmı zaten aşağıya doğru iniyor. Sert olan kısmı sıyrılıyor. Kılçık gibi, balığın kılçığı gibi diyelim. Böyle ayıklanacak. Böyle böyle bitene kadar ayıklayacağız. Evet, ayıkladıktan sonra da nasıl yaptığımızı göstereceğim. Bunlar böyle sapları. Tabii saplı olursa aza gelir, olmaz. O yüzden ayıklanması gerekiyor böyle. İçi çıkması gerekiyor. Hiç sap olmaması gerekiyor. Tabii beşer katlı bir şey, zor. Buna herkes hem bilmez hem de zor gelir, yapmayabilir. Ama tadına, lezzetini görünce yapmak ister tabii. Yani, lezzetli olduktan sonra sıkıntı yok. Yani senede bir kere bile olsa, insanlar yapsa, bunun da kendine has faydası var. Yine bir şeyi hatırlatma yapayım. Buna tuz konulmayacak. Çünkü
bitkinin kendinden tuzu var. Denizde yetiştiği için, denizin kumlarında, sahilde. Tuzlu zaten kendisi. O yüzden içine tuz atmayacağız. Yoksa çok tuzlu olur, yenmez. Boşa gider emeğimiz, o kadar yaptığımız. Ama tadına bakarsanız, eğer tuzsuz geldiyse o zaman ilave yapabilirsiniz. Böyle. Senede bir kere yeseniz şifa niyetine faydası olur. Deniz börülcemiz haşlandı. Soğuttuk. Soğuttuktan sonra da bu durumda onları tek tek ayıkladık. Bunu göstermek istiyorum. Ayıkladığımız saplarının nasıl çıktığını. Bu üstündeki yeşillikleri. Bunu atacağız. Çünkü bu sert olur. Beraberinde yenirse ağzını yenmez, çeviremezsiniz. Bunu göstermek için ben size göstermek istedim yani bu şekilde. Şimdi sosuyla buluşturacağız. Evet, şimdi sıra geldi sosuna. Biliyorsunuz tuz koymuyoruz. Benim daha önceden malzemelerde söylediğim gibi sarımsak gerekiyor buna. Sirke gerekiyor, limon gerekiyor dedim. O yüzden limonlu, sarımsaklı sosum burada. Bunu böyle gezdiriyorum üstüne. Her tarafına dağıtacağım. Evet, kokusu geldi. Sirke ve sarımsak. Gayet güzel görünüyor. Bir de olmazsa olmaz nedir salatalarda? Limon. Zeytinyağı. Limonumuzu zaten içine koymuştum. Evet. Birazcık daha koyayım. Koymuştum ben. O sosu içine koymuştum. Ben zeytinyağını çok seviyorum. Aha. Yani keşke bizim bulunduğumuz bölgelerde de bu kadar doğal bulabilsek. Şimdi buna da zeytinyağını böyle bir gezdiriyoruz. Bolca. Şimdi emişsin bu. Salatamız hazır. Hazır. Tuzu da koymuyoruz, yine tekrarlıyorum. Salatamız bu şekilde hazır. Evet. Deniz börülcesi salatamız hazır arkadaşlar. Yemekler bitti mi sanıyorsunuz? Arkada daha çok çeşit var. Şimdi de terbiyeli tavuk çorbası yapacağız. Hastalandığınızda annenizin size yaptığı ve şifa olan bir çorba. Muhteşem bir çorba. Terbiyeli tavuk çorbasının malzemelerinden bahsedelim. Bunun için önemli olan tavuk suyu. Tabii şehriye, terşehriye veya arpa şehriye de olabilir. Ama organik tavuk suyu değil mi? Haşlayacağız. Tabii, tavuk suyu. Daha önceden haşlanmış tavuk yapıyoruz mesela. Suyunu ayırıyorum, fazlası kalıyor. Onu değerlendiririz. İçine biraz daha tavuk da tiktebiliriz. Biz daha önce dün yapmıştım ben. O yüzden kalan suyu ayırdım. Bugün de onu çorbaya dönüştüreceğim. Terşehriyemiz var, hazır. Terbiyesi için de tabii ki neden terbiyeli diyoruz? Buna salça girmeyecek, yumurta gireceği için. Terbiyesi de sirkemiz var, bir yeni benim doğal yaptığım sirkeden. Üzüm sirkem var, sarımsağım var. Sarımsağı yine terbiyenin içine yerleştireceğim, koyacağım. En son onları buluşturacağım çorbayla birlikte. İşte arzuya göre pul biber, karabiber, nane, kekik, tuz ve yağımız tabii zeytinyağımız var. Malzemelerimiz bundan ibaret. Bunları kavuşturacağız inşallah nasip olursa. Lezzetli olacağına inanıyorum yani. Mutfakta şarkı söyler misiniz? Zaman zaman. Neşeli olduğum zamanlar zaman zaman şimdi söylüyorum. Şimdi neşeli misiniz? Siz geldiniz, mutlu oldum tabii. O zaman yani. Şu küçük bir kuble alalım. Ben genelde sanat müziği söylüyorum. Yani Kore'ye gidiyorum. Orada tabii saz eşliğinde daha bir dinlenik, daha bir eğitimli olarak arkadaşlarımızla koroyla söylüyoruz. Ama burada bir iki mırıldanayım. O zaman şöyle yapalım. Hem yemeğimizi yapalım hem söyleyelim. Nasıl? Tamam. Bunlar olur. Ocakta olacak tabii. Anladığım önce kadarıyla. Önce kavuşturalım. Kavuşturalım birbirine hepsini. Bir kap da mı yapacağız bu kavuşturmayı? Evet evet. Şimdi ilk etapta. O zaman etapta, getireyim kabımızı. İlk etapta tabii ki şehriyemizi önce atmıyoruz. Önce suyumuzu koyuyoruz tenceremize. Tamam. Tenceremiz burada. Önce et suyumuzu koyuyoruz. Tavuk suyu. Tavuk suyu yani. Et suyu da olabilir. Tavuk suyu diyorum ama. Bizim yaptığımız tavuk suyu. Bizim tavuk suyu. Hani et suyuyla da kalmıştır malzemeniz, yapabilirsiniz. Bu bir kaynayacak. Bir taşım kaynayacak. Kaynadıktan sonra şehriyeyi koyacağız. Bu arada da yine ayrı bir yerde terbiyesini çırpıp hepsini içine bir araya koyup en son iyice terşehriyeyle beraber piştikten sonra
İndirmemize 5 dakika kala da terliğimizi atacağız. 5 dakikada hep beraber pişecekler. Çünkü yumurta var, daha önceden pişmez. Hepsi yani nanesi, keki, sosu, yumurtası en son 5 dakika kalıncaya kadar atılacak. Şimdilik bizim suyumuz bir kaynasın, ondan sonra şehriyemizi atalım. Şimdi çorbamızın terbiyesini hepsini kavuşturalım. Yumurtamızı çırpıyorum. Şimdi size arzu eden iki diş, arzu eden bir diş, istemeyen hiç koymayabilir. Ama sarımsak koyarsak daha bir lezzetli. Hem de sağlıklı olur. Sarımsak biliyorsunuz antibiyotiktir. Hem de daha lezzetli olmuş olur. Çorbada hem kokusu, aromasıyla hem de sağlık açısından bize vereceği şifa niyetiyle daha bir faydalı olacak. Genelde çocuklar yemezler, acı gelir. Bu çorbanın içinde çocuklar da böyle kandırılmış bir vaziyette sağlıklı bir şekilde yemeklerini de yemiş olurlar. O zaman hem yapalım hem şarkımızı söyleyelim birazcık. Tamam, biraz da şeylerini koyayım. Baharatları kendime göre ayarlıyorum. Ben bu ölçüleri göz kararıyla yapıyorum, ayarlıyorum. Siz de arzu ettiğiniz şekilde koyabilirsiniz. Bir yandan da tabii şarkıyı sevgi ve şarkıyla kataraktan da çorbamızı yapalım. Tac olsan başıma takmayacağım. Gözüme nur olsan bakmayacağım. Yoluna adaklar yakmayacağım. Tövbeler tövbesi. Tac olsan başıma takmayacağım. Gözüme nur olsan bakmayacağım. Yoluna adaklar yakmayacağım. Tövbeler tövbesi. Derdine göğsümü germeyeceğim. Bağrımı yoluna sermeyeceğim. Ve senden başka da sevmeyeceğim. Tövbeler tövbesi. Derdime göğsümü germeyeceğim. Bağrımı yoluna sermeyeceğim. Rüyamda sana yer vermeyeceğim. Tövbeler tövbesi. Na 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 na. Na 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 na. Mutfak hatta mutfak hem söylerken hem yapmak mutfak bazen şaşırıyor insan. Eğlenceli geçiyormuş onu fark ettim. Evet güzel geçiyor. Ağzınıza sağlık. Ben inanıyorum ki bütün seyredenler alkışladı. Hatam oldu artık kusura bakmayın. Çünkü ya çok güzeldi. Hayır çok güzeldi. Ben çok beğendim. İnsanlar. Ağzınıza, sesinize, nefesinize sağlık. Çorbamızın suyu fokurdamaya başladı. Bu yüzden artık şimdi kıvamı geldiği için ben o suyun ölçüsüne göre 3 kaşık şehriyemi atıyorum. Yani elimin ayarıyla atıyorum çünkü. Şimdi o çevresiyle beraber kendisi kıvamına gelecek. Ondan sonra da piştiğinde şehriyeler açıldığında son olarak da o yumurtalı yaptığım terbiyeyi dökeceğim. Terbiyeli olmuş olacak yani sosu olmuş oluyor. Onunla birlikte de 5 dakika pişecek. Hazır olmuş olacak ondan sonra. Şimdi çorbamıza baktığımızda şehriyenin şöyle göstereyim. Kabarmış olduğunu, erimiş olduğunu görüyoruz. Şimdi yaptım, hazırlamış bulunduğum sosum. Hani nane, kekik, yumurta, sarımsak olan sosumu da döküyorum. Beraberinde karıştırıyorum. Bir 5 dakikada bu soslu haliyle. Bakın beyaz yumurtalar hemen pişmeye başladı. Bu soslu haliyle de bir 5 dakika pişecek. Arkadaşlar denenmemiş
tadları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Ben ilk defa kiraz reçeli göreceğim. Yani bu programda hep ilk diyorum ama kiraz reçeli de hiç yememiştim. Organik pazara gittik bugün birlikte ve oradan size organik şeftali ve kiraz aldık. Hem şeftali reçeli yapacağız hem kiraz reçeli yapacağız. Şimdi sizden dinliyoruz. Yapım yine aynı. Bütün reçeller gibi. Şimdi ben şeftalileri pazardan getirdikten sonra yumuşak olanlarını küçük küçük dildim. Dildiklerimi size göstermek için olduğu için çok fazla yapmıyorum. Tanıtım olsun diye. Dizdim. Tencerenin içine böyle koyuyorum. Birazcık üstünü örtecek şekilde şeker ilave yapıyorum. Çünkü bu birlikte pişecek. Kıvamına göre, ağırlığına göre. Su koyuyor muyuz? Su koymayacağım. Çok az. Zaten onun suyu olur. Bazı reçellere su gerekir. Önceden pişirmek gerekir. Mesela ayva sert olur. Önceden suyla pişirirsin. Yumuşar. Yumuşadıktan sonra şekerini atarsın. Ama şeftali sulu bir meyvedir zaten. O yüzden gerekmiyor. Şöyle bir göstereyim. Şöyle örtülecek şekilde. Bu şekilde olacak. Bu pişmeye koyduğumuzda sonuna doğru, yani köpürmeye başlayacak. O köpürmeye başladığında limonumuzu şöyle hafif 2-3 damla damlatırsak şekerlenmemesini engellemiş oluruz. Bir de onu yapacağız. Ben şeftali yedim ama kiraz ilk defa yiyeceğim. Kirazı da şöyle, aslında vişneden olur. Vişne reçeli veya vişne şurubu denir Ege'de. Çünkü vişnenin daha koyudur, ekşimsidir. Piştiği zaman o koyuluğu, lezzetiyle şurup şeklinde de kullanılır. Suyunu alırsınız, soğukluk olarak biraz soğuk su ilave ederseniz gelen misafirlere ikram edebilirsiniz. Ama vişne her zaman çok çok geçiyor zamanı, bulunmuyor. Ben bunu kendim denedim kirazla yapmayı. Aynı hiçbir farkı olmuyor. Vişne sadece biraz daha hem maddi açıdan daha pahalı bir meyve, az bulunduğu için hem de daha ekşi oluyor. Kirazlar hem daha tatlı oluyor hem bulması, elinizin altında olması daha kolay. O yüzden kirazla da tavsiye ederim. Fazla bir farkı olmuyor yani. Sadece maddiyat ve ekşilik farkı var. Evet, tatlısı pişirmeye başlıyoruz. Ben de bunu daha önceden ayıklamıştım. Şöyle göstereyim. Kirazları kestim. İçinin çekirdeklerini çıkardım. Evet, zamandan kazanmak için yaptık bunu. Bunu da yine tenceremize döküyorum. Aynı şekilde. Ve üstüne tekrar şekerimi ilave ediyorum. Tabii bu şeker bu kadar değil. Üstünü örtecek şekilde aynı şekilde yine şeker ilave edeceğim. Bunları hazırlamıştım önceden. Evet. Reçellerimizi ocağa koyuyoruz. Ben de son bölüm masamızı hazırlayacağım. Masamızda size veda edeceğiz. Yemeklerimiz pişti. Elbasan tava pişti. Börülce salatasını yaptık. Çorbamız pişti. Reçellerimiz de şimdi pişecek. Evet, masayı hazırlamaya geçiyorum arkadaşlar. Evet, limonunu yine kirazın da sonuna doğru köpürmeye başladıktan sonra 1-2 limon sık damlatacağız. Bu da şekerlenmemesi için, tekrar ediyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, büyük uğraştan sonra yemeklerimizi pişirdik. Çorbamız hazır. Deniz börülcesi salatamız hazır. Elbasan tavamız hazır. Gördüğünüz gibi kesilecek, dilimlenecek birazdan. Kiraz reçelimiz hazır. Şeftali reçelimiz hazır. Biz bunları oturup yiyeceğiz. Kapattıktan sonra ekranı. Aygün Kuru'ya bu güzel yemekler ve misafirperverliği için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizi çok iyi ağırladı. Ve çok güzel bir program oldu. Ben eğlenerek, gülerek, mutlu ve bilmediğim yemekleri yaparak geçirdim günümü. Çok teşekkür ediyoruz. Söylemek istediğiniz bir şey var mı son olarak? Tabii ben çok memnun oldum. Ben bilerek burada herkesin bilmediği, yani duymuştur da tadına bilmediği, fazla yapmadığı şeyleri yapmaya çalıştım. Ve Ege'ye has olsun istedim. O yüzden elbasan tava ve diniz börülcesi yaptım. Kendime göre uyarladığım, sevdiğim, ettiğim şeyleri sizin hizmetinize sunmak istedim. Görüntü olarak, görsel olarak ve tat olarak da denemenizi isterim. Çok memnun oldum geldiğiniz için. Teşekkür ederim her şey için. Söylediğim gibi bizimle yemek yapmak isterseniz yorumlara yazın ya da özelden mesaj atın. Instagram adresim onurmagazin.
DM'den de mesaj atabilirsiniz. Bir başka videoda buluşmak üzere. Videoyu beğendikten, izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunlar bizim için, gelişmemiz için çok önemli. Hepinize binlerce teşekkür ediyoruz. Bize vakit ayırıp bu kadar güzel videoyu zaman ayırıp izlediğiniz için. Biz yemeğimizi yiyeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.